بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تو بظن دوان هر چار هم دجه وكو واقع ببت دبي حرف نفي وإستفهامي جائزة كو رفع أخوي خوي ظهر بكت هر وكي فعلي لنك تو بظن ينبي ولا ظرف حقن yeni bir kaide. Tubzan sen bil. Pardon hem e, e, hem tubzan hem tubzan. Sen aynı zamanda şunu da bil. Divan her çar cihanda. Bu dört yerde. Bu dört yer neydi? Bir önceki dersimizde e, işledik. Eğer zarf pardon bir önceki dersimizin bir öncekisi. Eğer zarf haber olursa veya sıfat olsa, hal olursa, sıla olursa bu dört yerde o hem dijihi vaku bir de o yerlerdeki vaka bebet yani zarf vaka bebet de pey harfa nefi ve isfami zarfımız harfi nefiden ve harfi istifhamdan sonra vaka olursa o zaman caize caize ku caizdir ki rafa merfu yapsın faali huyi zahar olan o ismi zahar olan faalini ne yapsın? Onu merfu yapsın. her veki fiili aynı fiil gibi yani ya. Her veki fiili fiil gibi o da ne yapsın? O da merfu yapsın. Renek basın bu basıra göre. Demek ki mesela darabe yani, zeydun. O darabe ne yaptı? Zeydun ismi zahırdır ve darabenin neydir? Faalidir. Bak darabe kendi faalini ne yaptı? Merfu yaptı. Aynı fiil gibi Zarf da ne yapıyor? Böyle Zeyd gibi böyle bir zahar bir isim geliyor. Onun ne yapıyor? Onun merfu yapıyor. Yani o faalini merfu yapıyor. ha. Zarf da bu şekilde yapıyor. Zarf'a da zahar bir isim faal olarak gelebiliyor. Zarf için de bu hüküm güçelidir. Nasıl ki fiil zahar olan faalini merfu yapıyor. Zarf da ne yapıyor? O da fil gibi zahir olan faalini merfu yapıyor. Ama şartları var. Zarf ne zaman fiil gibi zahar olan faal merfu yapıyor? Diyor ki divan her çar cihanda. Bu dört yerde. Yani zarfımız ne olsa? <laughs> Haber olarak olsa. Sıfat olarak olsa. Hal, sıla. Bu gibi durumda zarf olursa a, o zaman ne yapabiliyor? <laughs> Zahir olan faalini işte o zaman merfu yapabiliyor. Veya dpe harfine nefi ve isfami. Bir de ne olursa zarfımız harfi nefi, bir de harfi istifamdan sonra Vakı olursa işte o zaman zarfımız ne yapar? Zahar olan faalini <laughs> merfu yapar. Bu şartla zahar olan faalini merfu yapar. Her birine mesela örnek verelim. Örneğin zar, zarf mesela diyelim ki şey olmasına örnek verelim. <laughs> Bak hal tamam hal olma pardon sıfat önce sıfat verelim sonra hal. Mesela ca zeyd ca raculun ca raculun indeki ebuhu. Bak ca raculun raculun nedir? Nekiledir. Raculun nekiledir. Indeki zarftır. Ebuhu o indeki neydir? Faalidir. Ve ebu inde zarf bak faal yaptı? Faalini merfu yaptı. Çünkü niye? Çünkü bu indeki sıfat oluyor raculene. Bak inde zarf sıfat olduğu e, esnada ne yapmıştır? Zahar olan faalini merfu yapmıştır. Başa bir örnek. Câ'eni câ Zeydun, indeki ebuhum. Bak burada inde zeydün için haldir. Merfuz. O Ebu onun faalidir. Zahar olan faal yapmıştır? Merfu yapmıştır. Yani dedik ya zarf, haber ol, zarf sıfat olduğunda ne yapıyor? Zahar olan faalini merfu yapıyor. Zarf hal olduğunda ne yapıyor? zarlan fani merfu yapıyor ve de canillezi indeki bu burada sıla ellezim mevsuledir indeki ona sı sıladır mutlaka hasela ona ı, sıladır ee, o ebu, ebu ebu onun faalidir bak ebu faaldır bu zarftı bu ebu faaldır cümlesi cümlesi sıladır indeki değil mutlaka hasela çünkü burada zaten cümle yapacağız inde zarftır o ebu onun faalidir cümlesi nedir cümlesi eleziye sıladır bak Sıla olarak vakı olduğu zaman da ne oluyor? Zahır olan faalini merfu yapıyor. Ondan sonra Zeydün İndehum malun. Bak Zeydun mutlu da. İndehum malun. Burada indeh zarftır. Fa, yani, haber olarak vakı olmuş. Evet. Ve ne yapmış? Malun, onun faalidir. İndenin faalidir. Zahır olan faalini ne yapmıştır? Burada merfu yapmıştır. Tamam haber evet. Zarf haberin yerine vakı olmuş. Ve zahır olan faalini ne yapmıştır? Merfu yapmıştır. E Zeydün Zeydun Burada da zarf ne, harfi isfamdan sonra vakı olmuş. Ve zavlan faali ki zeydün de onu ne yapmıştır? Onu merfu yapmıştır. Ma indeke zeydün. Burada zarf harfi nefi olan ma'dan sonra vakı olmuş. Ve zavlan faali ki zeydündür. O zavlan faal ne yapmıştır? Merfu yapmıştır. Aynı darabe zeydün. O darabe nasıl ki olan e, zeydi merfu yapıyorsa. Bak her birine örnek verdik yani ya. Evet. Tamam. Divan her çar dediğimiz bak sıfat örnek verdik hal sala haber her bir örnek verdik bir de e, e, dp harfi nefi ve ismi ona da örnek verdik e, bu bütün her bir örnek verdik demek ki zarfımız e, e, bu dört yerde yani haber sıfat hal sala bir de dp harfi nefi ve ismi harfi nefiden harfi ismden sonra gelirse böyle bir durumda bu şartla bak bu şartla zarf ne yapar Caizeku raf'a faaliye huye zahar <laughs> bikit her vakit fiili. Zahar olan faalini merfu yapması caizdir. Evet. Aynı fiil gibi ha. Fiilde ne yapıyor? O da zahar olan faalini merfu yapıyor. Bu linik basıyan. Hâzâ indel basriyin. Bu basılara göre böyledir. Basılara göre zarf, zahar olan faalini ne zaman merfu yapar? bu altı yerde. Bu altı yerde. Bu şarttır ha. Emma linik kofiyan. Orada emma ekliyoruz emmalini <laughs> kofiyan kofilere göre ise mutlakan kofilere göre mutlak bir şekilde zarf ne yapıyor zahir olan faalini merfu yapıyor kofilere göre mutlak bir şekilde nasıl mutlak bir şekilde yani sevaun fi hazi isteti emla siz bu 6 olsun siz bu altı dışında da olsun fark etmez zarf ne yapıyor zahir olan faalini merfu yapıyor yani ya tamam. Yani zarfın zahar olan faalini merfu yapması için illaki bu altı yerin olması şart değildir kuflere göre ha. Şart değildir. Onlara göre nedir? Bu altı yer dışında da zarf ne yapabilir? Zahar olan faalini merfu yapabilir. Örnek mesela diyorlar ki diyorlar indi malun diyorlar indi zarftır malun da onun faalidir. Ve bu indi ne yapmış? Zahar olan faalini merfu yapmıştır. E ama biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki indi malun o indi haberi mukaddemdir. Malun mutay mahkardır yani ya. Anlaşıldı? Evet. Kofilere göre ise diyor yok. Diyor indi zarftır. Malun da onun faalidir bak. Bu altı yerden bir tanesi gelmemiştir. Ve zarfını zarf ne yapmıştır? Zar olan faalini merfu yapmıştır. Kofilere göre mutlaktır. Yani onlarda bu altı yıl şartı yoktur onlarda. Tamam mı? bizdeki bu altı yerde olursa zavran farmer yapar. Peki buna bir örnek verelim. Ee, hani basların görüşüne bir örnek. Nehu zeydun indehu malun dibeji. Zeydun indehu malun dibeji. Şimdi şöyle yapabilirsin. Zeydun müpteda inde zarftır. Tamam. O malun nedir? Indenin faalidir. Bak faal olan, olan ismin ne yaptı? Zahr olan o ıı, faalini merfu yaptı yani ha. Ve bu cümlesi haberde Zeyd'üne. Bu birincisi. Çizde konumuz da budur. Konumuz da budur. Zarf haber, haber olarak geldiğinde zaharla faal yapıyor? Merfu yapıyor. Konumuz da budur. Konumuz dışında şöyle bir görüş de var. Zeyd'ün mutluda indi haberi kadem, malunda mutaymakar cümlesi cümle ismiye Zeyd'üne haber olur. Ama bu konumuz dışındadır. Çünkü bizim konumuz neden bahsediyor? zarfın zahar olan faalini merfu yapmasından bahsediyoruz ha. Anlaşıldı mı? Evet. Diyor ki iki ihtimal de şimdi tekbil yapacak. Diyor Zeydun mutada ya Zeydun oluyor mübteda. Zeydun inde Zeydun muta. Einde zarf-ı müstakara'' Yok, inde zarf-ı değil ki. Einde zarf-ı mekana. Ende zarfı evet. mekanlardandır yani ha. Yani zarf-ı e, mustakar. Biz, e, gelecek işleyeceğiz zarf-ı müstakar nelerdir? Bütün car mecrurlar zarf mecazidir. Ne kadar car mecrur varsa nedir? Zarf-ı mecazidir. Ha ha. Bu zarf-ı mecaziler iki kısma ayıracak. Zarf-ı ve zarf-ı müstakar. Zarf-ı müstakar diyecek ki onun müteallak. Yani onun müteallak olduğu şey meskur değildir. Ve meskur hükmünde de değildir. İşte bak burada diyor zarf-ı müstakar. Halbuki ende car mecrur mudur zarf-ı müstakar diyorsun. Ende yok. Car mejur değildir. Sadece car mejurlar zarf mecazidirler. E zarf-ı iki kısma ayrılıyor. Ya laud ya musakardır. Musakar da sonuçta meca zarf mecazidir. Ende car mejur değildir ki ona zarf-ı diyorsun yani ya. Anlaşıldı mı? O yüzden ende zarf mekane. Zarf-ı o yanlış. Musakar değil. zarf mekane malun faal zarfiye. Malun nedir? Onun faalidir. Cümle-i zarfiye. Değil mi? Çünkü zarfa başlıyor. Haber alınık hüzzakan. Hüzzak yani e, hüzzak cem hazık demek. Yani böyle mahil e, mahir alimler yani ha. Onlara göre e, onlara göre zarf e, bu önde zarf mekandır. O, malum da onun faalidir. Bak, cümlesi haberdir ha. Cümlesi haberdir. Anlaştın mı? Evet. Ki bizim konumuz da budur zaten. Bizim konumuz da budur. O diyor caizeku bu bu istidradan siz gidiyor. İstidradan istidrad şudur. Zikru şeyin fi gayri mahallihi li münasebetin. Yani bir şey zikrediyorsun. halbuki yeri değil. Ama niye zikrediyorsun? Li münasebetin. Bir münasebeten dolayı. Zeydu indev malun bunun hakkında başka bir terkibi de var. Madem değilmişken onu da söyleyelim. Konuyla alakası yok ama onu da söyleyelim. Konu bu birincisiydi. O yüzden diyor ki caize malun mübtü Malum mübtü Demek zeydü mübtü <laughs> Malum mübtü muakhar bet. O da mübtü muakhar. haber mukaddem bet. haber mukaddem. Cümle ismiye. Cümle ismiye. Çünkü malum ayında e, o. haber bet. meşhur. O da cümle ismiye haber olsun. Yani bizim konumuz bu değil. Konumuz nedir? O zarfın e, zahır olan faalini yapması. Bunu da söylüyor. Bu istidradendir ha. Tamam. Buna değinmesi nedir? İstidradan değinmiş. İstidradan yani o münasebetten dolayı demiş. Yoksa konumuz buna alakalı değildir ha. Bizim konumuz yani o muhtemelen o haberim kadar bununla değildir. Bizim konumuz nedir? Bizim konumuz yani e, bu birincisi. E, İnde zarftı maruf alır. O birinci istidra. Bunu söylemesi nedir? Bu istidradendir. Tamam mı? Evet. demek? Zikru şeyin fi gayri mahalli li münasebetin. Burada da işte caizakum ma'lum mutahhabat muahhar bit inde haber bit muqaddame bit cümley ismi haber bit linik husr linik meşhur abu istiradidir. Linik meşhur yani o Arapça'da diyor linik cumhur yani böyle farklı söylüyor. Tamam? Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.